bir Ramazan gecesinde sizlerle bir ve beraber olabilmenin mutluluğunu, güzelliğini, huzurunu yaşıyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz, misafirimiz Hatay Büyükşehir Belediyesi 4 Yol Erzim Bölge Müdürümüz Tansel Demirel Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Nasıl geçiyor Ramazan? Çok şükür iyidir. Artık sonlarına doğru geldik. Evet. Allah razı olsun. Sağ olun. Ben de izleyicilerimize, evet, herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Evet, güzel. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Kelamların en güzeliyle başlayalım. Bir Kur'an-ı Kerim okuyalım. Ondan sonra inşallah programımıza başlasın. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Vel-Kur'anil Hakim. İnneke leminel murselin ala sıratil mustakim. Tenzilen azizir rahim. Litunzira kavmen ma unzira abahum fehum gafilun. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة رحيم الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم فكل شيء أحصيناه في إمام مبين آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام على الله Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyk. Aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve ala cemiyel enbiyayı vel murselin. Ve ala cemiyel evliyayı velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Evet değerli dostlarımız, yine güzel bir Ramazan gecesi, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bir ayın 15, 20 gün, 21, 22'yi tamamladık. Artık bu geceler Kadir gecesi olduğu bir gece. İnşallah onu en güzel şekilde idrak edebilmeyi nasip eylesin. Müdürüm hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, sağ olun. İsterseniz bütün programlara başlamadan önce size gelen bir hediye var. Evet, Avcı Kekli Mehmet Beyazıt hocamız, her gün saat 23'te zaten programını yayınlıyoruz. Tansel Demirel müdürüme en kalbi muhabbetlerimle Mehmet Beyazıt diye imzalamış. Şöyle buyurun. Evet, teşekkür ederim ben. Öncelikle bize evinizi açtığınız için. Allah razı olsun. Sizlere de. Mehmet hocama da çok çok teşekkür ederim. Çok güzel bir hediye. Bugünlerde evlerdeyse fırsat olmuş oldu. Bu fırsatı en güzel şekilde değerlendirelim. Sağ olsun, var olsun. Vallahi en kısa süre içerisinde okuyacağım inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sayın Müdürüm, malumunuz ciddi manada 4 yol ve çevresinde çok güzel hizmetlere imza attınız. Allah razı olsun. Bu noktada bunun en güçlü şahitlerinden bir tanesi benim. Yani nerede canlı yayın varsa gittik Tansel Müdürüm'le beraber o asfalt olaylarında olsun falan beraber itikaf beraber çekim yaptık. Tabii şimdi korona virüs vesilesiyle 10 Mart'tan itibaren Türkiye ve dünya teyakkuz halinde. Tabii Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin bu Erzin 4 Yol Payas'taki bölge müdürü sizsiniz. Bu bölgenin birinci genel sorumlusu siz olmanız münasebetiyle tabii yükümüz de ağır. Covid-19 ile alakalı olarak neler söylemek istersiniz? İsterseniz buradan başlayalım. İlk Çin'in Wuhan kentinde çıktığından itibaren dediğiniz gibi tüm dünya ve Türkiye telaffuza geçti. Özellikle Sağlık Bakanlığı, ben öncelikle Sağlık Bakanlığı'na buradan teşekkür ediyorum. Ardından pandemi ilk kurulları kuruldu. Arkasından ilçe hırsız sağlık kurulları kuruldu.
bu hastalıkla ilgili mücadeleler başlandı. Yapılacak olan tedbirlere biz de adım adım bütün kurum ve kuruluşlar olarak, biz Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu işlere başladık. Evet. İlk yaptığımız iş, zaten bizde bir ekibimiz vardı. Bu ekip ilaçlama ekibiydi. Biz hemen bu ilaçlama ekibini devreye aldık. Hemen dezenfeksiyonla başladık. İlk öncelikli olarak hastaneler, sağlık ocakları, çünkü bunlar hastaların ilk temas ettiği yerlerdi. Ardından eczaneler, ardından toplu taşıma araçları. Bunları biz bazıları sabah akşam, bazıları gün aşırı şekilde dezenfeksiyona başladık. Dezenfeksiyonumuza devam ettik. Ardından bunu genişleterek özellikle itfaiye daire başkanlığımızın kullandığı araçlarla beraber bütün yolları dezenfeksiyon etmeye devam ettik. Çünkü çok önemli bir hastalıktı. Çok kolay bulaşabilen bir hastalık. Bugün rakam 50'nin altına düştü. Evet. Vakada ölüm oranı. Yani insan 3 rakamlardan aşağı düşmesi tabii bu biraz sevindirici. 50'nin altına da düşmesi bekleniyordu. Ama tabii bu noktada en büyük tedbiri yine biz almamız gerekiyor. Yani siz gelirken maskeyle geldiniz. Gerçekten bu noktada bununla alakalı olarak öyle söylemek istersiniz. İlk günden beri, çıktığından beri bir 14 kuralı vardı. Evet. Biz eğer bu kuralımızı hayatımıza devam ettirebilirsek, gerekli olarak hijyen, sağlık, sosyal mesafe, maske kullanımı, bu devam ederse zaten inşallah bunu yeneceğiz. Bunda da biz, ben ülke olarak %90 olarak başardığımıza inanıyorum. Bütün kurallara uymaya çalıştık. Siz de Umre'den geldiniz, siz de o karantinaya evet. Uydunuz. Evet, bir meşakkatli bir süreçti ama inşallah onu başardık. Şu andaki gelen verilere göre artık bir düşme ve eğilimine girdi. Fakat evet. Tedbiri derden bırakmamak gerekiyor. Mutlaka. O yüzden işte sosyal hayatımızdaki o mesafeyi koruyup el hijyenini, özellikle o 20 saniyelik sabun işini, zaten biz de Türk toplumu olarak temizliği seven insanlarız. Devam ettirirsek inşallah bu şeyi atlatıp geçeceğiz. Bahsettim. İnşallah. Evet. Bugün bize gelirken normalde eve hani çiçek getirirler ya, bugün patlıcan geldi. Evet, müdürüm bununla alakalı. Evet, bu COVID-19 çıktığından beri bizler de özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doçent Doktor Lütfü Savaş'ın talimatlarıyla şu anda özellikle 65 yaş üstü büyüklerimiz hep evdelerdi. Evet. Bizler için atalarımız çok önemlidir. Onlar bizim onu çınarlarımızdır. Biz de onları korumak amaçlı devletimizin de gerektirdiği tedbirlerle onları evde izole edildi. Bu süreçte bizler onlarla bir meşgale, bir uğraş olsun diye Balkonda Hayat Var adı altında bir projeyle Saksı'da bir sebze fidanı yaptırdık. Bununla işte evlerinde, balkonlarında yetiştirecekler artık. Bir nevi aslında geçmişe döndük. Evet. Artık insanlar evlerinde ekmeklerini yapıyorlar. Daha önce bilirsiniz mahallede toplanır, yufka ekmeklerini yaparlardı. Gerek bayram öncesi, gerekse işte aylık. Şimdi artık insanlar da ekmeklerini evde yapıyorlar. Evet, doğrudur. Artık balkonda sebzelerini ve meyvelerini yetiştiriyorlar. O zaman bizim bu Oğuz Kalman'ı yetiştirsin. Evet. Hatta ben bugün bir eve gittim. Bu hediyemizi verdik başkan belediyesine. Bir dakika dedi. Bekler misiniz dedi. Bekledi. Yukarı dama çıktı. Damdan bize karanfil getirdi. Kesmiş karanfil getirdi. Şaşırdım. Damda karanfil yetiştiriyormuş. Çok güzeldi. Hediye etti. Bunu da eşine götür dedi. Ben de götürdüm. Eşime de hediye ettim. Ne kadar güzel. Demek ki insanlar artık bir üretmeye, bir şeye başladılar. Zaten dün de çiftçiler günüydü. Evet. Tüm çiftçilerimizin günü kutlu olsun. Yani bir kere daha biz şeyi öğrenmiştik. Üretmemiz gerekiyor. Biz Türkiye olarak kendine yetebilen bir ülkeyiz. İnşallah belki bu kriz ortamında kendimize fırsatlara çeviririz. Evet. Kendimizi üretiriz. İnşallah. Evet, çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Bunları kimlere götürüyorsunuz? 65 yaş üstü. Bugün bir şehit annesinden bahsetmiştiniz. Evet. Evet, onlarla yani, alakalı olarak. Bizler şehit annelerine, zaten geçen hafta da anneler günüydü. Onlar bizim kutsal, zaten demişlerdi Peygamber Efendimiz de cennet hayatındadır. Onlar da bizim için çok önemlidir.
Bu vesileyle zaten onlar da evdelerdi. Biz de 65 yaş üstündeki vatandaşlarımıza götürüyoruz. Ne kadar güzel. Mesela götürdüğümüzde gençler de vardı. Gençler de merak ediyor. Bazı gençler bunun ne fidesi olduğunu bilmiyor. Apartmanda yetiştirdikleri için onlar da öğrenmiş oldular. Onlar da evdelerdi. Evet. Çok doğru, çok güzel. Onlar da işte bir canlıya bir şey yapmaya başladılar. Yani zaten doğa biliyorsunuz. Evet. Artık kendini yeniliyor. Bu kriz münasebetiyle Covid-19 herkes eve kapanınca ozon tabakası bile kapandı dedik. Evet, evet. Yani insanlık böyle kendini frenleyince doğa da kendine gelmeye başladı. Hatta görüyorsun yunuslar, evet, diğer vahşi hayvanlar. Evet, aynen öyle. Çok güzel. Artık biz şunu görmemiz gerekiyor. Birlik beraberlik içerisinde herkes kendi sınırlarında yaşamayı bilmemiz gerekiyor. Bunu da ben ülke olarak çok iyi şekilde atlattığımıza inanıyorum. Birlik beraberlik içerisinde bu süreci yani güzel bir şekilde atlattık. Tabii başta dediğim gibi sağlık çalışanları bizim için çok önemliydi. Müdürüm söyleyeceğim. O bir alkış vardı. Alkıştan 4 yıl itfaiyesi bir 112 yazarak, ateş yakarak böyle bir alkış yaptı. Yani Türkiye'de televizyonlara haber olacak. Ondan sonra tabii diğerleri yaptı ama tabii ateşin fitili yeni 4 yoldan yandı. Milli mücadele ilk boşuna atanların torunları yine bu sağlık çalışanlara alkışta bir farkındalık ortaya koydu. Evet. Biz şu anda çok önemli bir topraklarda yaşıyoruz. Dediğiniz gibi ilk kurşunun atıldığı yerler buradır. Bunlar vatanını, milletini seven insanlar. Özgürlüğünü seven insanlar. Biz de elimizden geldiğince bazı değerler için vurgu yapmaya istiyoruz, seviyoruz. Bizim itfaiyedeki arkadaşlar da canla başla zaten çalışıyorlar. Büyükşehir yasasından sonra biz kendimizi yeniledik. Araç sayısı arttı, temel eğitimlerimiz arttı. Araç kurtarma, yangın, müdahale. Bunlarla ilgili zaten biz tecrübelenmiştik. Bu da bir şeydir, sosyal duyarlılıktır. Bundan önce işte dediğiniz gibi hemşireler için yaptık, doktorlar için yaptık, kendi askerlerimiz için yaptık. Diş hekimlerini beraber gezmiştik mesela. Evet, evet, yani evet. O zaman müdürümle. Ya bunlar bizim kutsal değerlerimiz. Evet. İnsanlar belli bir hiçbir şey beklemeden bütün insanlık için, Türkiye için, vatanımız için çalışıyorlar. Ne kadar güzel. Evet, Allah razı olsun. Müdürüm, bir ilahi okuyalım mı? Tabii ki, tabii ki. Evet, bu güzel programa güzel bir ilahiyle. Yani üstadlar, işte evet. Abdi kardeşim, sağ olsun Ferdun kardeşim. Bugün Feyzullah, onu izne ayırdık ama ikisi sağ olsun bugün bizi abad ediyorlar. Allah razı olsun. Dün belediye başkanımız Fadım Bey'imizdi. Yani gerçekten çok mükemmel bir program oldu. Hatta program 45 dakika ama biz biraz daha uzattık böyle. Tabii yani şimdi başkanım dedi çalan o güzel çalarsa dedi söyleyin ne kadar kötü olursa olsun ama çalan güzel çalıyor. Hocam şimdi siz de ben geldiğimde buyur sen de söyle demiştin bana da. Ben dedim keşke sesim güzel olsa da ben de söylemişsem. Gerçekten güzel bir şey. Yani çünkü müzik ruhun gıdasıdır. Yani sanatla uğraşan insanlar güzel insanlar. Evet, Allah razı olsun. Evet, sağ olsunlar. Allah razı olsun. Evet, Medine'ye varamadım diyeceğiz hep beraber. İnşallah siz de oradan...
kalbimi dağlar, iki gözüm durmaz ağlar, yaralıyam. Resulü görebilseydim, derdimi söyleyebilseydim, gam çekmezdim ölseydim, yaralıyam, yaralıyam. Rabbim nasip etse gitsem, Beytullah'ı tavaf etsem, benim karşısında. İnşallah müdürüm nasip olur. Müdürüm beni uğurlamaya geldi böyle, biliyor musunuz? Hep umreye giderken sağ olsun, Allah eksikliğini vermesin. Bizim tanışmamız biliyor musunuz? Ta 94-95'lere 96'lara dayanıyor. Radyo Gül zamanı, işte 17 yıl radyo yayıncılık hayatımız var. Ondan sonra tabi umre başlayınca Allah nasip etti. Ya Allah dedik. 31 defa 860 tane umre arkadaşım oldu müdürüm. Maşallah. Allah razı olsun. Allah sayılarını arttırsın. Mekke'den, Medine'den, kutsal topraklardan ayağımızı kesmesin Rabbim. Biliyor musunuz o radyo zamanı biz müdürümle radyoda program yapardık. Hayvancılık üzerine, veterinerlik üzerine. Altın Çağ'da müdürümün o zaman veterinerlik bürosu vardı. Tanıştık. Ondan sonra radyoya davet ettik. Radyoda beraber programlar yaptık. O günlerden şöyle bir dönsek. Evet. Müdürüm gerçekten yani 96, 2006, 24 sene. Allah Allah, bayağı. Bir ömür. Bir ömür yani. O dönem evet, ki radyoculuğun zor zamanlarıydı. Hep beraber birçok canlı yayınlara katıldık. Ben de veteriner hekim olduğum için konu özellikle hayvancılıktı. Her hafta hayvancılıkla ilgili bir konuyu vatandaşlarımıza bilgilendirmesi açısından daha iyi nasıl verim elde edebilir, hastalıklardan nasıl korunabilir? Onunla ilgili çok güzel programlar da yaptık. Bunların da gerçekten şeyden aldık bu bölgemizde. Geri dönüşler. Evet, geri dönüşler aldık. Allah razı olsun. Evet, şimdi tabii o zaman belki baktığınız hasta sayısı diyelim 1000 kişi, şu anda 120 bin 4 yol. Evet. 42 bin Payas, Erzin 30 bin mi? 35 bin. 35 bin, 40 bin. Yani 200-220 bin insan şu anda Hatay Büyükşehir Ukdesi'nde sizin organize bölgenizde. Evet, bu tabi hayvan pazarının orada kurbanlık mevkiinde yapımı artık aslında geçen de Lütfü Bey de bunu söylemişti. Bir aksam oldu şeyden dolayı. Müteahhit. Müteahhitten dolayı. Onunla ilgili bilgi verir misiniz? Tabii. Her şeyden önemlisi insan sağlığı. Ben de veteriner hekim olduğum için biz de öyle bakıyoruz. Sayın Başkanımız da aynı zamanda tıp doktoru ve infeksiyon hastalıkları uzmanı. Her şeyin başı sağlık olduğunu bildiği için burada çok hijyenik, son sistem bir mezbahane olması gerektiğini ilk günden beri ortaya koydu. Bununla ilgili biz temaslarımıza başladık. Orası hazinenin yeri. Biz hazinede tahsisini istedik. Sağ olsunlar, hemen Kaymakam Bey, valilik devreye girdi. Söz konusu çünkü sağlıktı. Evet. İnsan sağlığıydı. Çünkü birçok, işte bu gördük COVID-19'da. İlk çıkış noktası biliyorsunuz hayvandan insana geçtiğini bir hastalık, zoonoz hastalıklar. Bununla ilgili çalışmaya başlattık. İlk temelini attık.
Fakat yalnız işte biz ihaleyi alan firma dışarıdan bir firmaydı. Kendinin ekonomik sıkıntıları ve bazı sebeplerden dolayısıyla uzadı. Fakat ben bugün yine gittim. Artık son tutuşları kaldı. İnşallah bayramdan sonra hemen açacağız. İnşallah. Biz iç şeylere de, donanımlarını da bugün temin ettik. Özellikle oradaki personellerle ilgili de çalışmalarımız devam edecek. Artık orada son sistem, hijyenik, insana değmeden gelecek hayvan öbür taraftan kesilmiş, kefenlenmiş olarak çıkmış olacak. Evet. Hatta oradaki bizim bu tesisimiz entegre bir tesis. İleri dönük orada paketleme sistemi de olabilecek. Şu anda her şey hazır. İnşallah bayramdan sonra açılışını hep beraber yapacağız. Evet, inşallah gider orada beraber bir haber çekeriz. Evet. Bize gezdirirsiniz orayı. Evet. Evet. Habere alışkınız yani. Evet. Sizle beraber çok Allah gezdik. Allah razı olsun. Sana. Evet, Allah razı olsun. Bu tabii Sağlık Bakanı gerçekten çok ciddi yani organizeli bir çalışma yaptı. Yani bu Milli Eğitim Bakanı aynı keza çok gayret sarf ediyorlar. Şimdi bugün insanlar artık evinden çıkmıyorlar. Özellikle 20 yaş altı, 65 yaş üstü Sağlık Bakanı sürekli uyarıyor insanları. Mesela geçen AVM'ler açıldı. 14 milyon insan AVM'ye gitmiş. Yani bu kadar uyarılara rağmen hala ve çoğu iş yeri kapalı olmasına rağmen insanların sosyal mesafe şeyi yok. Evet. Yani bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani şimdi bununla ilgili bizim bütün Türkiye'deki bütün kurumlar aslında görevlerini yerine getirdiler. Hani konunun başında da söylemiştim. Hemen ilde bir ilk pandemi kurulu kuruldu. Vali Bey'in önderliğinde, Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer kurumlarla beraber. Bunu akabinde ilçe hıfzı sağlık kurulları kuruldu. Hatta ben bu üç ilçedeki hıfzı sağlık kurullarının da üyesiyim. Biz oradan ilk günden itibaren bütün tedbirler almaya başladık. Bu tedbirler insan sağlığı içinde. İşte bu dediğim gibi son artık düzlükteyiz. Bu son düzlüğü de bizler insanlar kurumların aldığı gibi tedbirleri bizlere devam ettirirsek eğer son düzlüğü geçmiş oluruz. Evet. Sağlıklı, sağlıklı bir ileri doğru bir nesil olmuş olur. Çünkü biliyorsunuz geleceğimiz hep gençler ve bizleriz. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Evet, inşallah. 4 yılla ilgili son gelişmeler, haberler hep sizde. Evet. Su ile ilgili tabii insanlar sürekli asbestli borulardan bahsediyorlar. Onunla ilgili son gelişmeleri sizden alalım. Evet. 4 yılın içme suyu şebeke hatları. Çok eski, yani 20-30 yıllık bir hat. Evet. Bu hatlar hep dediğiniz gibi asbestli borular. Özellikle kanserojen borular. Bunların hepsini şu anda ilk etapta hepsini değiştireceğiz. Özellikle şehir merkezindekileri. Başkan Bey zaten talimatı verdi. Hat Su Genel Müdürlüğü ile ilgili de projeyi başlattı. Bununla ilgili fizibilite raporlarını çıkarıyorlar. Başkan Bey'in söylediği Eylül ayı gibi inşallah biz ilk startı vermiş olacağız. Zaten bizim dört yolun özellikle suyun gözünde birkaç revize, kuyuların tekrar aktive edilmesi bizim daha sağlıklı. Biliyorsunuz dört yol suyu çok lezzetli bir su, evet. Temiz bir su, diğer yerler gibi değil. İnşallah biz de kendi musluklarımızdan artık içebileceğimiz bir su olmuş olacak. İnşallah. Evet. Bununla ilgili de zaten biz özellikle bazı yerlerde asfalt çalışmasını yapmadık çünkü yeniden kesilir diye. Hemen başlar, en kısa süre içerisinde su şebekesini yenilemiş olacağız. Evet. Onun için belli bir zaman var mı? Yani öngörülen bir zaman? Yani öngörülen zaman hep bir şey söylüyorlar yani Eylül, Ekim gibi ama çünkü hazır olur olmaz projeyi hemen devreye sokacağını söylediler. Evet. İnşallah. İnşallah. Evet. Sağ olsunlar programımıza böyle bize el sallayanlar var. Nurten Şeker, Bülent Aslan, Özlem Bulut Özdemir, Cafer Kef, Ali Paşa Çelebi, Ömer Aygün, Sevcan Karagöz, Mehmet Esar Yılmaz, Antakya, Muazzez Alkan, Kuzey Işık. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Instagram'dan da mesajları okuyamıyoruz. Niye? Telefon benden uzakta. Ondan dolayı hakkınızı helal edin. Hepinize çok teşekkür ederiz. Kalplerim böyle hızlı hızlı gittiğini görüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Yani müdürüm şimdi tabii insanlar yaptığı işten zevk alacak. Evet. Şimdi ilk programda başlarken böyle
Mehmet Beyaz hocamın böyle. Dedim ya ben de bir yapayım program. Vallahi baktım güzel oldu yani. Ondan sonra işte Muhtar Muhdis. Ondan sonra Muhtar, bizim mahalle muhtarı Abuş ablam, Sevea ablam. Ondan sonra işte Yavuz Kağan Ateş, eski Kızılay Efsane Başkanı. Selamlar ediyoruz buradan kendisine. Ondan sonra işte Fadıl Başkanım, Ticaret Sır Başkanımız Ercan Yıldırım Bey. İşte nasip olursa yarın çok böyle neşeli bir arkadaşımız gelecek inşallah. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde eski başkanlık yapmış olan Özel Bey, Özel Gökhisaroğlu. Ondan sonra pazar günü Doktor Mürvet Aslıbek Hanımefendi ile Esabil Koca Beyefendi diyetisyen. Onları sağlık üzerine konuşacağız. Salı günü inşallah Kadir Gecesi. Kadir Gecesi'nde 4 2 Ocak Başkanı Oğuzhan Özdemir misafirimiz olacak. Bir ara daha yapalım. Ondan sonra Vefa grubuyla ondan sonra devam edelim. Evet. Ne yapıyoruz? Durmaz yanar vücudum Allah. Evet. Allah nasip etti. Herhalde 20, 22, 23, 24 tane böyle geceler organize yapmıştık. O zaman çok şükür hepsinde emeğimiz var. Allah'a şükür. Ondan sonra umre işi başlayınca 4 Yol Manşet Gazetesi. Ondan sonra 2014 yılında başlangıcını yaptık. Ondan sonra her sene böyle bunu güzel ilahi sanatçılarıyla. Artık Cemal Kuru'ya çok alıştık. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi buradaki temsilcimiz Hansel Bey de bize Mehteran ekibini istediğimiz zaman getirdi buraya. Vallahi yani müdürüm o bayrağın mesela o Mehteran ekibini söylerken bayrak böyle sıfır olmuştu. Yani evet, evet. Duran bayrak inanır mısınız o rüzgarın etkisiyle böyle tam üzerimizde böyle bizi gölgeliyordu. Gece yani o günleri de özlüyor insan yani. Evet özlüyoruz. Evet. Yani gerçekten yani sizler işinizi severek yapıyorsunuz. Aslında demek ki şey oydu. İşin sırrı. Öyle mi? Dediniz ya yani bir başlayalım. İnsanlar severek yaparsa işlerini gönül rahatlığıyla. Çünkü siz hani hep Allah rızası için yapıyorsunuz. Sağ olun. Ve uğruna başarılı oluyorsunuz. İnsanlar da sizi seviyorlar. Siz de bu 4 yıl manşeti bir seviyeye getirdiniz. Ve tabii ki Umre Tur Rehberliği de yani büyük bir kitlelere ulaştı. Allah İnsanlar olsun. Da sizi seviyor. Çünkü ben gittiğim yerlerde de sizlerden de bahsediyorlar. Ne kadar güzel. Gerçekten bize yani Umre Tur Rehberliğinden ziyade bir abilik
orada bir önderlik yaptıklarını söylüyorlar. Allah razı olsun. O yüzden her şey sevince oluyor bu işler. Oluyor. Allah razı olsun. Bizler de şey, yani hani mesela demin dediniz ya mehter takımı işte bayrak. Bu gibi kutsal değerlerimizi yani olunca tüylerimiz diken diken oluyor. Ya aynen öyle. Evet. Allah razı olsun inşallah. Normalde yapacaktık biliyor musunuz? Ama bu COVID-19 geldi. Durduk. Dün başkanım burada yine Mehmet Beyaz Hoca'yı bu iş bitsin dedi. İlk seni misafir edeceğim dedi. Tabii bizim zaten Mehmet Beyaz Hoca'yla şeyimiz var. Allah nasip ederse işte Mehteran ekibini isteyeceğiz. Cemal Kuru'yla da zaten Umre'ye gitmeden önce görüştüydük. Umre'ye gittik, Kabe kapandı. Medine'ye geldik, Medine kapandı. Eve geldik, kendimizi izole ettik, kapattık. Tabii yani... Yani inşallah bu süreçler geçecek. Bu süreçler geçsin ondan sonra. Zaten artık normalleşme başladı. Bizler de kendi dediğimiz gibi kuralara uyarsak inşallah camilerimiz açılacak. Kabe'ye de gideceğiz. İnşallah. İşte futbol da başlayacak. Okullarda başlayacak. Bir normale geçeceğiz. Evet, Hatayspor. Hatayspor. Geçen sene tam direkten döndük. Evet, geçen sene yaylaya gitmiştik biliyor musunuz? İnanır mısınız böyle? Onu da anlatayım. Çökek'te misafiriz. Neyse tam grup biraz yaşlı olunca futbol onların şey ilgisini çekmiyor. Neyse biz cep telefonlarını açtık abi böyle. Aman Allah'ım Hatayspor'dan direkten döndü ama var ya. Yani başarı, evet. Başarı şeyle ilgili, ben ona inanıyorum, sahiplenmeyle ilgili. Hatay, tüm 15 ilçesiyle beraber Hatayspor'a sahip çıktı. Bizim onursal başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mütü Başkan. Onun önderliğinde bir yönetim kurulu var. Futbolcularıyla, teknik direktörüyle, yönetimiyle, seyircisiyle, halkıyla beraber biz sahiplendik. İnşallah bu sene biz 1. lige çıkacağız. Dediğiniz gibi geçen sene penaltılarda Gaziantep'e. Evet. Bu sene biz direkt çıkmayı planlıyoruz. Zaten 6 puan fark var öndeyiz. Evet, inşallah. Evet. İnşallah. Lütfi Savaş Başkanım'la da böyle güzel videolar çekmiştik. Allah razı olsun. Ona da çalışmalarında başarılar dileriz. Bir gün inşallah gelir belki sizin i̇nşallah. Oturduğunuz koltukta onu da misafir etmek i̇nşallah. İsteriz. Böyle ekip de hazır olur. He? İnşallah. Olmaz mı Afti Bey? Ferzun Bey. İnşallah. Evet, inşallah. Evet. Allah razı olsun. Eğer varsa sorular, çünkü ben daha önce de takip ediyordum, sorular geliyordu. Evet. Sanacağınız. Genelde şimdi hep ekran orada olduğu öyle için mi? Sadece tamam. Burada selamları okuyabiliyorum. Anladım. Ondan mesela sonra... ben söyleyeyim. Hep evet. Sinekten şikayetçiler. Bu konuyla ilgili ben bir bilgi notu vereyim. Evet, buyurun. Bu bizim bölgemiz özellikle Narenciye bölgesi olduğu için geçen dönem bizim tam Narenciye çiçeğin olduğu dönemdi. Hı hı. Arıcılar çiçekten bağ almak için buralardaydı. Evet. Önümüzdeki hafta itibaren arıların gitmesiyle beraber biz sivrisinekle mücadeleye devam edeceğiz. Özellikle uçkunla ilgili mücadeleye. Zaten şu anda Ocak ayından itibaren larva mücadelesine devam ediyoruz. Tüm durgun sularda, tüm ekipler yaklaşık olarak 4-4 payas Erzin'de 26 bin noktada biz o noktaları biliyoruz. Oradaki larva mücadelesine devam ediyoruz. Bu konunun biz uzmanıyız. Aynı zamanda ben de veteriner hekim olduğum için. Evet. Ekibimiz çok hızlı. Hemen müdahale ediyorlar. Önümüzdeki hafta itibaren de uçkunla mücadele başlayacak. Onu da ben hemen başladığında size de şeyini veririm. İnşallah nasip olur. Biz de haberini. Tüm Dört Yol Manşet izleyicilerine aktarırız. Müdürüm, Dört Yol Manşet gazetesi olarak geçtiğimiz 5-6 günden beri de YouTube üzerinden Dört Yol Manşet TV'yi harekete geçirdik. Tabi bugüne kadar gezdiğimiz yerler, yapmış olduğumuz röportajlar, tanıtımlar, videolar onları şimdi yavaş yavaş peyderpey YouTube'a yüklemeye başladık. İnşallah 1000 aboneyi geçince şu anda çoğu insana da haber vermedim böyle birebir. Ama bugün mesela 4-5 video yükledik. Bunlarla beraber 35-40 ama zaten benim altyapı bu noktada zengin olduğu için her gittiğimiz yerde yani hemen videolar. Abone evet. Evet. Dört Yol Manşet TV'yi lütfen YouTube'da yazın. Abone olun. Çevrenizde Gmail hesabı olan yani bu cep telefonu olan herkeste mutlaka YouTube var. Lütfen YouTube'a girin. Dört Yol Manşet TV yazın ve ondan sonra abone ol tuşuna basın. Allah izin verirse çok yakın zamanda biz Dört Yol Manşet TV'den canlı yayınlar yapacağız. O zaman dünyaya daha rahat sesimizi net duyuracağız. Çünkü gerçekten bugün YouTube üzerinden çok ciddi insanlara ulaşılabiliyor. Yani bu noktada yapmış olduğumuz yayınlarda az çok müdürüm hep beraber yapıyoruz. Yani evet. Dört Yol Manşet gazetesi olarak
20 bin takipçimiz var Facebook'ta. 7 bin civarında Instagram takipçimiz var. Yani yapmış olduğumuz programlarda normal haber yaptan belki o kadar olmaz ama şimdi bu canlı yayınlar çok güzel rakamlar ulaşıyor. Tabii şey yani şu anda artık iletişim çağındayız. Özellikle bu sosyal medyayı çok iyi kullanırsak eğer birçok kitlelere ulaşılmış oluyor. Bunlardan bir tanesi de işte YouTube kanalı. İnsanlar artık daha doğrusu yeni gençler, YouTuber'lar kendi kitlelerine ulaşmakta çok hızlı mesafe kaydediyorlar. Evet. Şimdi müdürüm bak şey gelince hemen Mustafa Günal kahve yok mu? Ya Mustafa abi senin o ekmek yapışını çekeceğim canlı sana böyle güzel bir haber yapacağım. Yani ondan dolayı sana selam olsun buradan. Evet selam ediyoruz. Yürü Kanalı Kaya iyi yayınlar hocam. Çok teşekkür ederiz. Mehmet Kaba, Buse Nur Kaba'nın babası. Allah razı olsun. O zaman Tansel Demirel Bey'in de çok büyük emekleri vardı. Allah razı olsun. Buse Nur Kaba'nın o şifaya kavuşmasında çok güzel bir akşamdı demiş. Allah razı olsun. Ercan Yıldırım Başkanım sana selam ediyoruz. Sabiha Koyuncu Muhtarım. Avuş abla seni biraz önce aldık. Allah razı olsun. Müdürüm hayırlı akşamlar. Hoş geldin demiş mahallemize. Allah razı olsun. Evet ne kadar güzel. Bunlar okuyabildiklerimiz. Ama Instagram'ı şu anda göremiyoruz. Ondan dolayı hakkınızı helal edin. Bu Geçti Dost Kervanı diye bir parça var. Müdürüm radyoda yayınlarken ben buna Osman Üstürk söylüyor bunu. Evet. Yani gerçekten çok güzel söylüyor. Dün mü okumuştuk bunu? Evet hocam dün okumuştuk. Ama ne kadar güzel olmuş değil mi? Evet. Bir daha okuyak mı bunu? Okuyalım. Evet. Evet ben de çok severim. Öyle mi? Evet. Allah razı olsun. 9.45 diyoruz ama biraz uzatacağız. Yani bugün böyle güzel insanı bulmuşuz. İki tane böyle değer. Ondan dolayı biraz böyle. Allah razı olsun. İzleyin potansiyelimiz de çok güzel. Allah razı olsun. Çok selam ediyoruz sizlere. Şu karşı
Sizler de sağ olun. Allah razı olsun. İnsanlar güzel dostları olmalı bu hayatta. Evet. Allah razı olsun. Şimdi Mehmet Beyaz Hocam maşallah yüreğinizi sağlık demiş. Hocam selam ediyoruz. Atilla Özdemir çok teşekkür ederiz. Yasemin Yıldız, Umur arkadaşım, Ahmet Erkin, Cemil Soylu ne kadar güzel. Allah razı olsun çok teşekkür ederiz. Yani bu bizi mutlu ediyor bizimle beraber olmaları insanların. Mutlu da oluyoruz yani. Evet, evet. Allah razı olsun. Şimdi bugün mesela burada sizi misafir etmek istedim. Böyle ilk günden sonra tabii Mehmet Beyaz Hocam Allah ondan razı olsun. Dört yoldan giderken, Hatay'dan giderken ilk Kocaeli'ye böyle çok canım sıkılmıştı. YouTube'da bir şiir var. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun diye. Fahrettin seslendiriyor. Ya gerçekten o da çok güzel şiir sesini. Onunla ilgili ben de onun böyle resimleri döndere. Şimdi bir gün Şeyh Ahmet Hüseyin Hazretlerine gittik orada. Mehmet Beyaz Hocam tabii programı sunuyor. Adam üstad yani şimdi. Dedi aranızda biri var dedi böyle. İşte biz hepimiz bakıyor kim ne söyleyecek. Dedi onu çağıracağım şimdi dedi. Vallahi Kazım Yıldırım dedi. Allah'ım ya Rabbim. Tabii şimdi ben gittim oraya. Dedi ki bu adam var ya dedi. Tut elimi kaldırdı böyle. Tabii şok oldum ben. Yani şimdi Allah razı olsun. Hani insan şu dost farklı bir şey. Evet. Yani dostun hayırlısı sen Allah'ı andıkça yardım eden unuttukça hatırlatandır. Tabii ki yazmıyorum. Mesafeler de çok önemli oluyor. Yani evet. Dedim ki şu an uzaklarda insanlar selamlarını götürüyorlar. Fakat hiç kalbimizden eksik olmuyor dostlarımız. Ya Allah razı olsun. Evet, uzaktaki dostlarımıza, yakındakilere, uzaktaki yakınlara selam ediyoruz buradan. Müdürüm, Ramazan nasıl geçiyor Ramazan? Çok iyi geçiyor. Artık sonlarına geliyoruz. Keşke diyoruz ki hep Ramazan olsa. O artık o ilahi şey ruhu insanlar kendilerine ediniyor. Nasıl? Şimdi ailece hep beraber iftar sofrasında buluşuyoruz. Dualar eşliğinde yemeklerimizi yiyoruz. Mesela şimdi evde benim küçük kızım var. Evin en küçüğü. Allah başlasın. Evdekilere de ben selam ediyorum. Evet. Cümlemiz inşallah onlar gibi başlasın. O 4 yaşında sahuru istiyor. Biz ayrıca diğer çocuklarla beraber sahur yapınca diğer hem kızım hem oğlum. Biri 12 yaşında, biri 17 yaşında. Baba diyor muhakkak diyor sahura kalkıyor. Oruçluyum diyor sabah kalkınca da. Ya kızım diyor çocukların orucu olmaz. Çünkü küçükken bize derler de yarım tut. Evet. Öğlen biz ona orucunu bozduruyoruz. Evet. Yarım tutturuyoruz. Tekne orucu diyorlar ona. Tekne orucu diyorlar. Evet. Biz de ailece hep beraber oruçlarımızı açıyoruz. Sahurlarımızı yiyoruz. Namazlarımızı kılıyoruz. Allah kaldırsın. Amin cümlemiz inşallah. Müdürüm bu dört yolda dün başkanıma da söyledim onu. Şimdi az çok yani biz dünden bugüne birlikte olduğumuz için Tansel Demirel Bey'le ararak, bak ben çok küserim böyle, çok da küstüğüm için çabuk böyle şey yaparım. Ama Tansel Bey Allah razı olsun beni böyle hiç böyle kırmaz. Dört yoldaki ilk organizedeki yani Fadıl Keskin'in arkasındaki o organizenin mimarı, hatta bugün akşam iftarda konumuz bile oldu. 10.000 kişilik değil mi? Evet. Böyle bir organize yapıldı. Türkiye'nin ilkleri oldu yine. Evet. Yani Türkiye'de belki birkaç yerde vardı. Onunla ilgili neler söylemek, o hatıraları şöyle bir dönsek. Ya şöyle, ben ilk üniversiteyi bitirdikten sonra askerlik sürecinden itibaren serbest veterinerlik olarak çalışmaya başladım o sürede. Özellikle hayvancının yoğun olduğu bölgelerde, Kuzucuğlu, İncadiye, Yeşilköy, Yeniyurt. Özellikle Osmaniye'den ben Karayılan'a kadar bütün bölgede kendi mesleğimle ilgili çalışmalarım devam ederken aynı zamanda belediyecilik hizmetleri de devam etti. İnsanlara hizmet etmeyi seviyorum. Onları mutlu etmeyi seviyorum elinden geldiğince. Keşke daha çok imkanlarımız olsa da daha çok hizmetler edebilsek. O süreçte işte Kuzucuğlu Belediyesi'nden başlayıp Altınçağ Belediyesi ve Dört Yol Belediyesi'ndeki hizmetlerimiz devam etmeye başladı.
O dönemde biz Fadıl Başkan'la da çalıştık. Ben verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışan bir insanım. Memleketimi, vatanımı, milletimi çok seviyorum. Hizmet etmek de benim için bir onur. Bununla ilgili projeler hep kafamda olurdu. Bir tanesi de böyle iftardı. Yani insanları hep beraber, dil, din, ırk ayırmadan beraber o mutluluğu yaşamaktır. Bununla ilgili bir organizasyonla ilgili ben o dönemki belediye başkanımız Fadıl Başkan'a projeye götürdüğümde çok sevindi. Biz hemen çalışmalara başladık. Bu arada yalnız tabii insanlar bazı şeyler bölgemizde görmediği için bu tür şeyleri biraz garipsemişlerdi ilk etapta. Ben tabii inanıyordum. Çünkü ben hep şey olarak düşünüyorum. Karşı tarafındakini eğer önemsersen o insanlar da sizi önemsiyorlar. O yüzden biz insanlara hep dokunduk. Birebir davet ettim ben insanları. Yani gerek cep telefonuyla, gerek işte diğer iletişim şeylerine, telefonları arayarak insanlar geldiler ilk iftarımıza. Çok yoğun bir kalabalık oldu. Hatta aç kalanlar oldu, iftarını açamayanlar oldu. Ama kaynaşma oldu. İnsanlar birbirlerini gördü. Dertleştiler. Bazen insanlar doymasına gerek yok. Oradaki sevgi, tabii, muhabbet, aşk, yani insanların o farklı bir duyguydu. Gerçekten yaşadık. Allah razı olsun. Ya bunlar önemli şeyler yani konular. Geçen sene de Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu organizede bir video hazırlamıştım. Yani zaten orada. Biz o dönemden sonra itibaren ben 2014'ten itibaren Büyükşehir Belediyesi'yle beraber Büyükşehir'e geçtim. Oradaki başkanımızın talimatlarıyla hizmetlerimiz devam etti. Yine bu Ramazan yemekleri, işte kolilerin dağıtılması, diğer hizmetler, bu tür şeyler devam etti. Mesela biz bu pandemi sürecinden önce de bizim evde hizmet birimimiz devam ediyordu. Bizim bir berberimiz hasta, yaşlı kişilere gidip evinde temizliğini yapıyor, berber tıraşını ediyor. Evet, burada ben bir haber yapmıştım. İslam Bey rahmetli olmadan önce bir tıraş olmuştu. Yani oradaki insanların mutluluğu bizim için en önemli değerdi. Biz de mutlu oluyoruz hizmet ettikçe. Ne kadar güzel. Bu süreçte sosyal yardımlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Şöyle biz ilk Büyükşehir Belediyesi kurulundan itibaren Sayın Başkanımız daha geniş kitlelere ulaşmak istediğini söyledi. Bununla ilgili biz her ilçede sosyal marketleri oluşturduk. İhtiyaç sahibi insanlar sosyal marketlere giderek, müracaat ederek buradaki bütün ihtiyaçlarını karşılama noktasında taleplerini yerine getirmeye başladık. Özellikle kılık, kıyafet, ayakkabı. Daha sonra bu hizmet daha da arttı. Ekmek, günlük her ilçede sosyal marketlerden ihtiyaç sahibi insanlar gelip ekmeklerini orada almaya başladılar. Ardından tekrar bu böyle olmuyor, biz aylık kart verelim, insanlar gitsinler marketlerden istediklerini alsınlar diye bir Hatay kart çıkarttık. İnsanlar müracaat ediyor, müracaatında gerçekten ihtiyaç sahibi ise bunlar değerlendiriliyor. Her yılın Aralık ayında, Ocak ayından itibaren kartlar verilmeye başlanıyor. 12 ay boyunca her ay o kartlara paralar yükleniyor. Gidip anlaşmalı marketlerden ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bu süreçteki şeylerimiz devam etti. Ne kadar? Hala da daha devam ediyor. Yani bu hizmetlerimiz. Ramazan ayı içinde tabii özel mutlaka koniler. Onlar da geliyor. Oldu. İşte dediğim gibi bu süreçte içerisinde maske dağıtımı, dezenfeksiyon, çünkü bunlar çok önemliydi. Evet. Devam eden hizmetlerimiz yine devam ediyor zaten. Allah'a emanet. Evet, Cemal Tabak Hocam 9 Ocak İlkokulu müdürüydü. Şimdi Kuzucu'da. Çok çok selam ediyorum ona. Allah razı olsun. Oğuz Yıldırım, hay maşallah güzel insanlar. Çok teşekkür ederiz. Feyzullah bugün yanımızda yok ama oradan bizi seyrediyor. Evet. Hocam dilinize sağlık demiş. Yarın bak bundan sonraki programı seni bekliyoruz ona göre. Feyzullah lütfen kaçak istemiyoruz. İyi akşamlar, seviliyorsunuz demiş Cemal Hocam. Yunan Kozak izliyor. Evet, selam ediyoruz. Atilla Özdemir selam ediyor. Derviş Uyurum İstanbul'dan. Hocam selamlar herkese, iyi akşamlar, iyi sohbetler. Serkan Özalıcı. Bahadır Türker. Bahadır kardeşim sana da selam ediyoruz. Allah razı olsun. Evet. Herkese, dostlara. Saatlerimiz 9.50'ye yaklaştı artık. Son bölümdeyiz. Bir Haydar.
bir çalışmam. Bu Haydar Haydar'la ilgili bir anım var, onu anlatayım isterseniz. İşte yazın çocuklarla beraber işte 4-5 aile toplandık. Nevşehir, Kozaklı'da orada. Ya balkonda oturuyorum, Allah'ım ya Rabbim bir tane kaseti koymuşlar. Kaset dönüyor, 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 aynı ses. Neyse cuma namazına gittik. Her gün yani 4-5 gün, arkadaş her gün aynı adam olur mu ya? Ya ulan bu başka kaset yok mu falan derken. İşte cuma namazına çıktık, şurada bir çay içelim dediler. Hadi içelim dedik. Şu top sakallı var ya dediler. Bak bu burada program yapıyor. Allah Allah. Baktım yanımızda böyle bir gitar geldi. Birader dedim, sen mi söylüyorsun dedim ya. Ya ben söylüyorum dedi. Vallahi dedim, ne bileyim arkadaş bir kaseti koymuşlar, döndürüp döndürüp duruyorlar. Yok abi diyor, bir gitarım var dedi. Öyle mi? Dedim akşam geliyoruz o zaman dedim. Çay o zaman, çay böyle demlik çay. Neyse tabii dedim ki arkadaşlar 20 küsür kişiyiz böyle. Bakın dedim, parçayı bitirdiği zaman sanatçıya alkış, yazara tebrik şart. Evet, evet. Sanatçıya alkış yapma, sahnede işi biter. Onun gıdası alkış. He. Şimdi şurada yapıyoruz ya. Yani burada bir böyle el sallıyor, beğeni gönder, kalp gönder. Ya o da bir moral veriyor insana evet. Şimdi. Mehmet Beyaz Hocam oradan yazıyor, Atilla Özdemir oradan yazıyor. Yani Allah razı olsun bu. Vallahi o 20 kişi bir alkışladık. O arkadaşımız, müzisyen arkadaşımız. İnanır mısın o kadar böyle daha iştahlı şey. Dedi ki o günde neydi o parçanın, bizim yeğenin Sibel Can'ın söylemiş olduğu bir parça vardı. Çok o kış zaman masal gündemdi. Kış masalı. Kış masalı. Kış masalı. Evet. Şimdi onu istek olarak gönderdim. O söylendi. Ondan sonra. Ya sonra bununla ilgili ben bir anımı anlatsam olur mu? Buyurun. Hemen. İşte festivallerden bahsettiniz ya. Evet. İkinci yıldır festivalimizin. İşte biz sanatçılarla ilgili Gülşen ismi ön plana çıkmıştı. O dönemde de gerçekten popüler bir insandı Gülşen, Gülşen Hanım. Biz görüşmelerimizi yaptık, anlaşmamızı sağladık. Bu arada bir uçak biletini kendisi Adana'dan istedi. Adana'dan hemen ulaşım kolay olsun çünkü tekrar bir gün kalıp ertesi gün tekrar geri İstanbul'a gidecekti. Biz uçak biletlerini aldık, bekliyoruz. Aradan iki gün sonra benim telefon çaldı. Telefon çaldı. Ben dedi Gülşen, tabii ben de şaşırdım. Normalde biz hep menajerleriyle görüşürüz. Tansel Bey dedi, sizden dedi bir şey rica etsem olur mu dedi. Tabii dedim hayır. Ya dedi biz Hatay'ı çok beğeniyoruz. Hatay'ın sofrası, gastronomi. Sizden rica etsem, biz uçak biletini Hatay'a alsak, bizi Hatay'ı gezdirseniz. Hay hay, yani çok memnun oluruz. Ben hemen uçak biletlerini değiştirdim. Hatay'ı aldım. Biz Gülşen Hanım'ı Hatay'dan aldık. Oradaki bütün yemeklerimizi, gastronomimizi, kültürümüzü, müzemizi gezdirdik. Daha sonra konsere başladım ve orada bize teşekkür etti. Ben orada şunu gördüm. İşte dediniz ya, sanatçıya verilen ilgi, o alkış kendi performansına da yansıyor. Üstadlar da burada. Ya. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizim o Gülşen Hanım'a yaptığımız o bir jest, oradaki şey, sahne öyle bir yansıdı ki normalde işte 1 saat 15 dakika gibi olan konser 2 saati buldu. Sahneden hiç inmek istemedi Gülşen Hanım. Yeah. Çok da mutlu ayrıldı. Ardından böyle bir 5-6 ay sonra bir telefon daha çaldı. Ya dedi bu sefer dedi Gülşen Hanım yine arayan. Sen dedi geçen sefer dedi beni davet ettin, ağırladın, misafir ettin. Bu sefer biz sizi davet etmek istiyoruz dedi. Yine geldiler Hatay'a. Yine beraber yemeğimizi yedik. Hatay'ımızı tanıttık. Çok mutlu ayrıldılar. Buradan tekrar gittiler. Evet. Ben de şimdi herkese yine selam ediyorum. Evet, Gülşen Hanım başta olmak üzere. Evet. Türk Sanat Camiası'na. Biz de işte sözü üstadlarımıza bırakalım. Evet. Orada biz çay içerken Neşet Ertaş gibi bir arkadaş daha vardı. İkinci gittiğimizde. Neşet Ertaş gibi yanımda bir tanesi var. Adam inşallah onu da YouTube'a koyacağım. Sesi güzel değil yani böyle. Benle lanet. Neyse ilk kıtayı o söyledi. Benden kamerayı alın. Ondan sonra ben gittim oraya. Orada bir dörtlüğü de ben okudum. Onu da zaten
Facebook'tan yayınladım. Ali Rıza Hocam yani, ya sen dedi bayağı güzel söylüyormuşsun ya. Yok hocam sizin sesiniz de güzel. Estağfurullah, Allah razı olsun. Evet. Hadi bir haydar haydar diyelim, ondan sonra programımızın son bölümüne gelelim. Çalışıyoruz. Allah razı olsun. Tabi Feridun kardeşimin emeği büyük bu noktada. Üç defa da Ümre'de ilk gittiğimizde yeni tanışıyorduk. Ama tabi genç adam, dinamik adamın orada özellikle yaşlı annelerimize, babalarımıza hizmetimiz çok farklı oluyor. Tabi ondan sonra müdürüm tabi insanlar belki hayatlarında zor zanaat biriktirmiş olduğu parayı mukaddes topraklara gideyim diyor ki ben Kabe'ye gireyim, Medine'ye gireyim. Yani öyle insanlar görüyoruz ki bazen ağlıyor adam. Niye ağlıyor? İyi bazen olmuyor. Evet. Şimdi tur rehberi iyi olursa arkasından o da güzel geliyor. Yani şimdi gerçekten anneler günüydü. Yani belki beni dinleyenler olacak. Çoğu üzüldü belki. Yetişemedim. Saat 2.30-3'ten başladım. 6-6.30'a kadar 1 dakika, 1.5 dakika. Yani bu süre zarfında sürekli telefonda anneciğim anneler günün kutlu olsun. Yani şimdi gözyaşlarıyla beni böyle telefonda karşılayan oldu. Yani kimisinin çocuğu yok, evladı yok yanında ama
Böyle Allah razı olsun. Hepsine buradan selam ediyoruz. Aşağı. Zekeriya, Emin, Başar. İyi akşamlar. Muhabbetimiz bol olsun. Karaman'dan. Evet. Evet. Selam ediyoruz ona da ve ailesine. Bu da benim umre arkadaşım. Evet. Saadettin Ufuk, müdürüm sana da selam olsun. Çok teşekkür ederiz. Aynen. Allah razı olsun. Evet, bazen böyle okuyamıyorum. Yani bu ikinci telefon gelince isimler de görünmeye başladı. Ondan dolayı hakkınızı yenedin. Gül, Mermer, Granit, Mustafa Yücel, Hilayet Gül, selam ediyoruz sana da. Saatlerimiz 10 oldu. 1 saat oldu. Müdürüm artık vaktin sonu. Evet. Dört Yol Manşet izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Valla benim için bir saat su gibi attı geçti. Farkına bile varamadık. Dostlar güzel olunca. Evet, Allah razı olsun. Çok güzel bir muhabbet oldu. Gönül ister ki bu bir saat iki saatlere yapalım. Ama inşallah ilerleyen günlerde hep beraber oluruz. İnşallah. Ben şeyi söylemek isterim. Önemli günlerimizi geçirdik. İnşallah önümüzde çok önemli günlerimiz var. Pazartesi günü Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız var. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz. Ben buradan bütün gençlerimize selam ediyorum. İkincisi Kadir Gecemiz var. Evet. Bin aydan hayırlı Kadir Gecemiz. İnşallah Kadir Gecesi'nde bizleri de hidayete erdirsin. Tüm günahlarımızı affetsin. Amin. Ve ondan sonra da en önemlisi bayramımız var. İnşallah ağız tadıyla sağlıklı, sıhhatli, mutlu bir bayram geçirmemizi diliyorum. İnşallah hayırlı bir ömür diliyorum herkese de. Buradaki bütün izleyicilerimize, seyircilerimize, dostlarımıza, sizlere çok teşekkür ederim. Allah saygılar, razı. Sevgiler diliyorum. Allah razı olsun. Evet, programımızın sonunda değerli dostlar dua ediyoruz. Hep beraber amin diyelim. Kulü ve şerebu ve la tusrifu innehu la yuhabbel müsrifin. Nimeti celilullah, bereketi halilullah, şefaat ya Resulallah. Ya Rabbim dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbim merzul ya zelcelal ve ekrem. Tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, iftarımızı, sahurumuzu. Ya Rabbim hayırlı ve mübarek eyle. Zamanımızı hayırlı eyle. Ya Rabbim merzul ya zelcelal ve ekrem. Hayır üzere yaşamayı, hayır üzere son nefesle vermeyi nasip eyle ya Rabbim. Ya Rabbim memleketimizde sağlık çalışanlarımıza, ya Rabbim güvenlik kuvvetlerimize yardım eyle. Onların tırnaklarını taşla yedirme. Ordumuzu, güvenlik kuvvetlerimizi karada, denizde, havada muzaffer eyle. Ya Rabbim polislerimize yardım eyle. Ya Rabbim ya Resulü ya Zelcelal'e devlet yöneticilerimize hayırlı hizmetler nasip eyle. Ya Rabbim onlara da yardım eyle. Ya Rabbim insanımıza ve insanlığa saniyen bütün insanlığın şu Covid-19 belasından da bir an önce kurtulmasını nasip ve müessir eyle. Ya Rabbim bilim adamlarına da angari zamanda, en kısa zamanda ya Rabbim hayırlısıyla bu hastalığın şifasını bulmak nasip eyle. Dualarımızı kabul eyle. Sevgili Peygamberimizin şefaati uzmasına erişmeyi nasip eyle. Yeşil Kubbesinin karşısında durup dua etmeyi, ya Rabbim Beytullah'ta Hacer-i Esved karşısında elimizi açarak sana dua etmeyi, niyazda bulmayı nasip ve müessene ya Rabbim. Dualarımızın kabulü, Ramazanımızın hayırlı ve mübarek olması, sevgili Peygamberimizin şefaati, hasreden Allah rızası için El Fatiha. Evet, Halit Bahadır Kiler, Kiler Turizm, bizim şirketimiz. Halit Bey de amin amin der, dua eder, dua bekleriz hocam demiş. Allah razı olsun Halit Kiler, Bahadır Kiler Bey, Bayram amcaya da selam ediyoruz. Mekke Medine şu anda, yani bu misafirleri onlar da gönderemiyorlar. Biz de gideceğiz ama olmadı. İnşallah. İnşallah Rabbim bu kapıların tekrar açılmasını nasip eylesin inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Evet, yani her şey dua üzerine. Biz hep beraber duamızı ettik. İnşallah. Devam edeceğiz. Amin inşallah. Amin. Evet çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sağ olun. Allah razı olsun. Güzel misafirleriniz için. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bizi mutlu ettiniz. Abdi kardeşim, Feridun kardeşim çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Allah razı olsun. Çok güzel bir gece oldu. Değerli dostlar Allah nasip ederse inşallah yarın akşam sizlerle yine burada birlikte olacağız. Çok renkli bir misafirimiz olacak yine. Özel Gök İsaoğlu. İnşallah onunla keyifli bir sohbet edeceğiz. O Ramazan gecesini, akşamını beraber değerlendireceğiz. Çok profesyonel değiliz. Ama istediğimiz böyle muhabbeti güzel bir şekilde tadında, çay tadında olsun. Burada biraz kalabalık oldu. Çay şu an, biz çayı az sonra içeceğiz. Siz çayınızı içmeye devam edin. Biz de izlemeye devam edin. Allah'a emanet olun. YouTube kanalımız 4 Yol Manşet TV'ye abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.